يجيس. آية الكرسي، آية الكرسي. لماذا سميت بهذا الاسم؟ Neden bu ayet ayetel kürsi olarak isimlendirilmiştir? لأن فيها ذكر الكرسي. Çünkü bu ayette kürsi lafzı geçmektedir. هذه الآية في سورة البقرة. Bu ayet Bakara suresinde olup هي أعظم آية في كتاب الله. Kur'an-ı Kerim'deki en büyük, en azim ayet. متى تقرأ؟ Peki bu ayet ne zaman okunur? نقرأها في الليل. Bu ayeti gece okuruz. لأن الإنسان إذا قرأها في ليلته لم يزل عليه من الله حافظا. Kim bu ayeti okursa geceleyin Allah katından bir koruyucu onu korumaya devam eder sabaha kadar. ولا يقرب الشيطان حتى يصبح. Sabah oluncaya dek artık o kimseye şeytan yaklaşamaz. تقرأ أدبار الصلوات المفروضة الخمس. Ve bu sure, bu ayeti biz beş vakit namazın ardından da okumaktayız. لأن الذي يقرأها دبر كل الصلاة لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği üzere, beyan ettiği üzere bu ayeti namazın sonunda okuyan kimseyle cennet arasında ancak ne vardır? Ölüm vardır. فهي آية مهمة. Bu önemli bir ayettir. أعظم آية في كتاب الله. Kur'an-ı Kerim'deki en büyük, en azim ayettir. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول الله الله هو المألوه المعبود. Bu sure Allah ile başlamak. Nedir Allah? Kendisine ibadet olunan mabud demektir. La ilahe yani la ahad yestahik an yu'bad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne demektir bu? Allah'tan başka hakkıyla ibadeti hak eden başka bir ilah yoktur. Lianna la ilahe illa Allah bina yaqum ala amudayn ala ruknayn. La ilahe illa Allah kelimesi bina olarak düşünürsek bunu iki esas üzere kurulur. Ennefi tekfur bi cemi' ma'bud min dunillah. Bu ilk esas, ilk direkt kolonu nefidir, reddir. Allah'ın dışında ibadet olunanları reddedersin, nefyedersin. Al-amud al-thani isbat al-ibadati lillahi wahdahu la sharika lah. İkinci kolon ise, ikinci esas ise ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini ispat edersin. Al-hayy. Ma ma'na al-hayy? Peki el-hayy ne demektir? Zul-hayal kamila. Yani mükemmel bir hayata sahip olan demektir. Lam tusbaq bi-adam. Yani öncesinde bir yokluk yoktur. Yani anta al-an qabla an tujad wa qabla an takun fi hadhihi al-hayah kunt fi al-adam. Sen bu dünyaya gelmeden önce, bu dünyada bulunmadan şu andan önce bir yokluk alemindeydin ve oradan buraya geldin. Naam. Wa kadhalika qulna al-hayy zul hayah al-kamila. Dediğimiz gibi el-hayy hayat sahibi olmak demek mükemmel, kamil bir hayata sahip olan demek. Hayat al-makhluq naqisa. Çünkü Allah dışındaki yaratılmışların hayatı eksiktir. Tusbaq hayatal mahluk bi'adam ve yelhaqa fana yamut. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa al-hayy alladhi la yamut. Niye yaratılmışların hayatı eksiklikle doludur? Çünkü yokluktan gelir ve yokluğa gider. Yani bir ölüme gider. Allah Teala'nın ise öncesinde bir yokluk yoktur ve sonu biten bir hayatı yoktur. Naam. Fa ismi Allah subhanahu wa ta'ala al-hayy fihi al-kamal al-zati. El-Hay isminde Allah-u Teala'nın zatının kemali vardır. Mükemmel bir zata sahip olduğuna işaret vardır. Ve el-Kayyum fi'l-kemal-es-sultani. El-Kayyum ise Allah-u Teala'nın otoritesinin, sultanının mükemmelliğine işaret vardır. Naam. Ma ma'na el-Kayyum? El-Kayyum ne demektir? Huvellezî qâme bi nefsi, yani la yeftekir ila ahad min halqi ve la yumkin en Allah subhanahu ve teala yeftekir ila el-halq. El-Kayyum demek kendi kendine kaim olan. Yani kendisinin dışında hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan demektir. وَالْخَلْقِ يَفْتَقِرُونَ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ve mahlukatın, tüm yaratılmışların kendisine muhtaç olanı demektir. فَهَذَا الْكَمَالَ السُّلْطَانِ اَنَّ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُسْتَغْنِ عَنْ كُلْ شَيْءٍ وَكُلْ شَيْءٍ مُفْتَقِرْ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Bu ne demektir? Allah-u Teala her şeyden müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. نعم. ثم نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه النوم والنعاس. Ardından bu ayette Allah-u Teala kendinden uyuklamayı ve uyumayı nefyetmiştir. لماذا؟ Neden? لأن الله سبحانه وتعالى لديه أسماء وصفات فهو كامل الأسماء والصفات لا يلحق صفة من صفات النقص والعيب. Çünkü Allah-u Teala'nın
bütün isimleri ve sıfatları yücedir, üstündür, husnadır. O isimlerin hiçbirine bir noksanlık, bir eksiklik bulaşmaz, isabet etmez. Fa Allah subhanahu wa ta'ala la yanam ve la nu'as muqaddimaten nevm. Allah Teala uyumaz ve onu uyuklama tutmaz. Likamali subhanahu wa ta'ala kemal hayati ve kayyumiyeti subhanahu wa ta'ala. Neden? Çünkü onun hayatı mükemmeldir, eksiksiz, noksansızdır ve o kayyumdur. Bundan dolayı uyumaz ve uyuklama tutmaz. Thumma zekara Allah subhanahu wa ta'ala umum mulkillah subhanahu wa ta'ala. Ardından Allahu Teala mülkünün genişliğinden bahsetmektedir. Kul ma fi's semawati ve ma fi'l ard lillah subhanahu wa ta'ala. Bu ne demektir? Yeryüzündeki her şey, göklerdeki her şey Allah'a aittir. Naam. Vallahu subhanahu wa ta'ala la ya'zan li ahad an yashfa' illa bi iznillah subhanahu wa ta'ala. Allahu Teala bir kimsenin başka bir kimseye şefaat etmesini ancak kendi iznine bağlamıştır. Fehel ya'zen Allah subhanahu wa ta'ala lil asnam an tashfa'? Örnek olarak Allahu Teala putlara birilerine şefaat etmesine izin verir mi? La vallahi. Asla. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevm el kıyame la yestati an yeshfa' hatta yati el izn min Allah subhanahu wa ta'ala. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bile kıyamet gününde ancak Allahu Teala kendisine izin verdikten sonra şefaat edecektir. Naam. Thumma zekara umum ilmi Allah subhanahu wa ta'ala. Ardından bu ayette Allahu Teala'nın ilminin genişliği anlatılmıştır. Ya'lem el-hâzır ve'l-mustakbel. Allahu Teala şu an ne oluyorsa ve gelecekte ne olacaksa hepsini bilmektedir. Ve ya'lem el-mâzî. Geçmişte olanları da bilir. La yakhfa aleyhi şey fi'l-ard ve la fi's-semâ. Yerlerde ve göklerde ne varsa hiçbir şey ona gizli kalmaz. Fe izâ kâne Allah subhanahu ve teâlâ ya'lem kul şey, izen lâbud hâze yestevcib minkel havf ve'l-murâkabe. Allahu Teala eğer bu surede ifade edildi, bu ayette ifade edildiği gibi her şeyi biliyorsa bu neyi gerektirir? Ondan korkmanı gerektirir. El-ilm allazi 'inda'l halq 'inda'l ibad yasir qalil jiddan. İnsanların sahip olduğu ilim çok az, küçük bir ilimdir. La yumkin annana nahsul ala şey min el ilm illa bima arada Allah subhanahu wa ta'ala. Bizler ancak Allahu Teala'nın bizim hakkımızda izin verdiği istediği kadar ilim öğrenebiliriz. Lianna men الآن يدعي علم الغيب كافر كفر أكبر. Kim gaybı bildiğini iddia ediyorsa bu kimse İslam dininden çıkan küfre düşer. وكاذب والله كاذب. Ve yalancıdır o kimse. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ne buyuruyor Allah Teala? Size ancak ilimden çok az olan bir şey verildi. إذا لا يمكن أن ندعي علم الغيب. Öyleyse gayb ilmini bildiğimizi iddia edemeyiz. ولا يمكن أن ننكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب. Allah Teala'nın gaybı bildiğini de inkar edemeyiz. Naam. Ya'lamu ma bayna aydihim ve ma khalfahum ve la yuhituna bi şey'in min ilmi yani mimma a'lamana Allah subhanahu wa ta'ala iya illa el-şey allazi 'allamana Allah subhanahu wa ta'ala. Surede buyuruyor ki Allah Teala Allah onların önlerinde olanı da arkasında bıraktıklarını da bilir. Onlar Allah Teala'nın ilminden ancak onun izin verdiği, onlara öğrettiği şekliyle ancak bir ilme sahip olabilirler. Naam. ولهذا الآن أنت لا يمكن أن تدعي شيئا من علم الغيب. Öyleyse tüm bunlardan sonra sen artık gayba dair bir şey bildiğini iddia edemezsin. لا يمكن أن تقول أن الله سبحانه وتعالى في الجنة مثلا لا نعرف مما من الأشياء التي في الجنة إلا الأسماء. نخل مثلا زيتون رمان في الجنة لكن ليست كالنخل والزيتون والرمان الذي في الدنيا. نعم. مثلا غايبة دائرة الله تعالى أن bize haber verdikleriyle ancak yetinebiliriz. Mesela cennette var olduğunu haber verdiği hurma ağacı gibi, zeytin gibi meyveler ancak isimlerden, bizim isimleriyle bilebileceğimiz meyvelerdir. Yoksa hakikatini de bilemeyiz. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. Mahlukatın büyük olanları, azametli olanları onu yaratanın ne kadar büyük olduğuna işaret eder. Ente tetefekkar fi mahlukatillah, tenzur fi hazel kevnel bedi'i. Şu yeryüzüne, muhteşem yeryüzüne bir bak, tefekkür et. İbade. Tefekkür ibade. Tefekkür etmek haddi zatında bir ibadettir. Fe indime tenzur fi hazel kevn, tekul subhanallah. Yeryüzüne, bu kainata bakınca ne dersin? Allah'ı tesbih eder, subhanallah dersin. Naam. الكرسي هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى كما فسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما. Peki ayette geçen kürsi nedir? İbn Abbas'ın da tefsir ettiği üzere Allahu Teala'nın
iki ayağını koyduğu yerdir. Naam. Vel arş huve a'zamel mahlukat. Arş neresidir? Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu en büyük mahlukat. İza kâne el kursi ve mevzi'el kademeyn kal vesi'a kursiyuhu s-semavat vel ard. Fehâzâ el kursi el arş a'zam min hâzâ. Fe'izam hâzil mahlukat tedul ala izam el khâlik subhanehu ve teâlâ. Kürsi o kadar büyük ki ayette ifade edildiği üzere bütün gökleri ve yeri ne yapar? Kaplar. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bir de arşı vardır. Öyleyse arşın büyüklüğü ne kadardır? Bunların bu kadar büyük, azametli olması neye işaret eder? Onları yaratanın ne kadar azim, ne kadar büyük olduğuna işaret eder. Lakin la yumkin an yazun zan anna Allah subhanahu wa ta'ala yehtaj ila al-arş au ila al-kursi au ila şey'in min mahlukati. La vallahi. Asla kimse şunu zannetmesin ki Allah-u Teala bu kürsüyü, bu arşı yaratmıştır çünkü ona ihtiyacı vardır. Hayır. Haşa. Böyle bir şey düşünülemez. فَهَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ قُلْنَا مَخْلُوقَاتِ مِنْهَا عَظِيمَةً نَعْمْ. İşte bu mahlukat, Allah'ın yaratmış olduğu bu mahlukat çok büyük yaratılan mahlukattır. Allah subhanahu wa ta'ala يَحْفَظْ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ. Allah-u Teala bu yarattıklarını ne yapar? Korur. وَمِنْهَا أَنْتِ. Seni de korumaktadır. اِذَا قَرَأْتْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي لَيْلَةِ يَحْفَظَكَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Şayet bu ayeti okursan gece Allah-u Teala seni ne yapacaktır? O gece seni koruyacaktır. Aya kısira cidden. Çok kısa bir ayet. لَكِنْ فَائِدَ كَبِيرًا. Karşılığında çok büyük bir faydası var. فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَسْمَا خَمْسَ. Bu ayette Yüce Allah'ın beş tane ismi zikredilmekte. Allah. Bir, Allah. هو المألوه المعبود محبة وتعظيما خوفا ورجاء. Nedir Allah? Kendisine sevgi duyularak, kendisinden korkularak, kendisinden ümit beslenilerek ibadet olunan demektir. الحي ذو الحياة الكاملة. Hayat لا يموت. Mükemmel hayata sahip olan, asla ölmeyecek olan. القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به سبحانه وتعالى. مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. Diğer bir ismi ise Allah-u Teala'nın bu ayette geçen kayyum ismidir. Yani kendi kendine kaim olan, başkasına ihtiyacı olmayan, başkalarının ona ihtiyacı olduğu. بعض العلماء يقول أن الحي مع القيوم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. Bazı alimler El-Hay isminin ve El-Kayyum isminin bu iki ismin ismi azam olduğunu kendisiyle dua edildiğinde Allah-u Teala'nın o duaya icabet edeceğini söylemektedir. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ هَذَا الْاِسْمَ الرَّابِعُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عُلُوُّ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نُثْبِتْ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عُلُوُّ فِي الذَّاتِ وَعُلُوُّ فِي الصِّفَاتِ. Bu ayette geçen dördüncü isim ise Allah-u Teala'nın El-Ali ismidir. Yani uluv. Allah-u Teala zatıyla yukarıdadır ve sıfatları yücedir. فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تماثل صفات الخلق. Şunu da bilmek gerekir ki Allah-u Teala'nın hiçbir sıfatı beşerden bir sıfata sahip olan sıfatına benzemez. هذا علو في الصفات. Yani Allah-u Teala'nın sıfatları nedir? Yücedir. علو في الذات أن الله سبحانه وتعالى في العلو. Allah-u Teala zatıyla da yukarıdadır. فنثبت العلو لله سبحانه وتعالى. Bizler Allah Teala'nın yukarıda oluşunu Allah hakkında ispat ederiz. ثبت علو الله سبحانه وتعالى على الخلق علو الذات بالقرآن. Allah Teala'nın yukarıda oluşu Kur'an ile ispat olunur. وبالسنة. Allah Resulü'nün hadisleriyle. السنة القولية. Sözlü sünnet. والسنة الفعلية قال اللهم فاشهد. Fiili sünnet. Allah Resulü Aleyhisselam demiştir ki elini yukarı kaldırarak Allah'a şahit ol. Sünnet takririye عندما سأل الجارية قال لها أين الله قالت في السماء. Ve Allah Resulü'nün tasvip ettiği bazı olaylar olmuştur. Cariye sorduğunda Allah nerede dediğinde kadın da yukarıda dediğinde Allah Resulü onu tasvip etmiştir. Bel sünnet tevaterat el ahadith ala ithbat ulu Allah subhanahu wa ta'ala ala halqi. Hadisler mütevatir olarak ifade eder ki Allah-u Teala zatıyla mahlukatının üstündedir. اجمعت الامه على اثبات العلو لله سبحانه وتعالى. Ümmet, İslam ümmeti bu konuda icma etmiştir. العقل لا يمكن ان ياتي انسان عاقل الا ولابد ان يثبت لله سبحانه وتعالى صفه العلو. Akıl ile de bakıldığında aklı başında hiçbir insan bunu inkar etmez. Bizatihi bilakis Allah-u Teala'nın yukarıda olduğunu kabul eder. نعم. الخامس الفطرة فطرة الخلق العباد
تثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. هذا الآن الشيخ في السيارة، راكب السيارة، يأتي فقير يدق عليه الزجاج، يقول له هكذا، يشير له يقول أعطيني، هذا من السيارة يقول هكذا، هو يفهم ماذا؟ الله يعطيك. نعم. Fıtrat gereği de yaratılanların hepsi bunu kabul eder. Arabayla giderken bir dilenci size gelse, camınıza vurup sizden para istese, sizler de şöyle işaret etseniz, o dilenci ne anlayacaktır? Allah sana ne yapsın? İkramda bulunsun, Allah sana versin. عندما ترفع يديك تقول يا الله. Ellerini kaldırıp dua ettiğinde ne diye dua edersin yukarı doğru? Ya Allah diye. ولا يمكن تقول يا الله. Ellerini yer altına doğru işaret edip de ya Allah demez. نعم والله أعلم. En doğrusu Allah'dır.